Bir asker videosu, mahkeme salonundan bir asker videosu paylaşıldı. Bir savunma videosuydu bu ve askerin söyledikleri o kadar önemli, o kadar önemliydi ki biz oradan yola çıkarak konuları konuşmaya başlayalım diyorum. İlk videomuzu o şekilde verelim. Görüntü çok net değil, elimizdeki görüntü. O yüzden sadece 1,5 dakikalık bir görüntü. Onu dinlemelerini istirham ediyorum sevgili seyircilerimizin. Ondan sonra inşallah bunun üzerinden konuşalım hocam. Buyurun, mahkeme tutanaklarında, özür diliyorum, mahkeme salonlarında mahkeme tutanaklarına girmiş olan ifadelerden bir tanesi. O öldürülen insanları, kıymetli seyirciler, 15 Temmuz 2016'da öldürülen insanları kimler katletti, kimler öldürdü? İşte onun cevabı aslında. 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylarda karargah çevresinde şehit edilen vatandaşlarımız var başkanım. Aynı şekilde karargah içerisinde öldürülen askerler var. Bu kapsamda bu şehit vatandaşların hepsinin otopsi raporları yapıldı. Üzerlerinden çıkan mermi çekirdeklerinin çapları tespit edildi. Jandarma Genel Komutanlığı içerisinde bulunan sanıkların, şu an buradaki sanıkların hepsinin elindeki silahlar balistik incelemeye gitti. Balistik incelemeler yapıldı. Çekirdekler, çapları tespit edildi. Ve daha sonra o çekirdek çaplarından 9 milimetre olanlar sanıkların elindeki MP5'lerle eşleştirme testine tabi tutuldu. Başkanım, hiçbir silah eşleşmedi. Yani şu an burada bulunan sanık grubunun elindeki Jandarma Genel Komutanlığı envanterindeki silahlar, MP5'ler hiçbir şehit vatandaşın üzerinden çıkan çekirdeklerle eşleşmedi. Bu kapsamda otopsi raporlarına bakıyorum ben. 556 diyor. 556 kimlerde var o gece? Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki sanıklarda yok. Söyleyeyim, Ihlamur konutlarının çatısına çıkarılmış özel harekatçılarda var. Yaman Ağırlar ve 40 kişilik özel harekatçılarında var. Külliyenin karşısından sabaha kadar ateş ettik diye burada mahkemede beyan verdi zaten. Eraslan Er'de var ve onun ekibinde. İrfan Tüten ve onun emrindeki JÖH timinde var. Bunların hepsi darbeyi bastırmaya geliyorlar. Darbeyi bastırmaya gelenler ya da o iddiayla oralarda bulunanlar, çatılara konuşlananlar. Bunu Ankara'dan İstanbul'a da taşıyalım. Boğaz Köprüsü'nün direklerinin üzerine, ayaklarının üzerine çıkıp da sağa sola ateş edenler. Boğaz Köprüsü'nün kenarında, yol kenarında çalıların arkasına saklanmış ve insanlara ateş etmiş olanlar. İşte onlar kimse, onlar öldürdüler o kadar insanı, 250 kadar insanı diyor. Çünkü diyor, bizim silahlarımızın mermileriyle asla örtüşmüyor diyor. O kullanılan ya da bedenlerden çıkarılan mermiler diyor. Her şey ortada ama dedik. Hocam söz sizde. Ya şimdi sivillerle ilgili mesela şunu diyoruz. 4000 tane yargıç bir gecede atıldı. Hemen de 2 gün sonraydı galiba. Yani cuma ise pazar akşam veya pazartesi gece bir liste hazırlanmış önceden. 4000 tane yargıcı hemen bir süre sonra işte 7-8 bin tane akademisyeni, memurları attılar filan. Bu insanların 15 Temmuz'la bir somut alakası yok. Hiçbir alakası yok. 15 Temmuz'un hiçbir yerine koyamıyorlar. Bunu sorguluyoruz zaten de. Ama insanların kafasında şöyle bir şey vardı. Ya askerler, hani darbe ve asker olunca bu şekilde örtüşüyor. Hani ortada bir darbe varsa elbette asker olacak. Ama hani siviller zaten masum. 15 Temmuz'da hiçbir alakası yok. Bu tamamen önceden hazırlanmış listelerin tasfiyesi. 2 yıldır hazırladıkları Allah'ın lütfu bu olaydan sonra tasfiye çalışması. Ama vatandaş şurayı da kaçırıyor. Askerlerle ilgili de bakın binlerce on binlerce asker var. Ortaya evet. Somut 15 Temmuz'da bağ kurabildikleri asker hemen hemen hiç yok. Birkaç tanesi evet biz o sönmez ateş gibi ben darbeciydim diyenlerin dışında, yani onlar da zannederim iki elin parmağını geçmez. On binlerce, yüz binlerce bu ülkenin en nitelikli pilotları, savaş uçağı pilotları, askerleri, emniyetçileri, generalleri, paşaları tasfiye edildiler. Bu insanların da 15 Temmuz'da hiçbir alakası yok. Şu tabloda, sadece şu tablo bakın. Türkiye'de 15 Temmuz'la ilgili yargılamaların nasıl çalıştığını gösteriyor. Çok açık bir şekilde diyor ki, yani bu iddiaları ortaya koyması gereken bakın mahkeme. Neyi ortaya koyması gereken mahkeme ve savcılar? Bu insanların suçlu olduğuna dair deliller ortaya koyması gereken. Ama mahkum olarak, tutuklu olarak yargılanan insanlar
kendileriyle ilgili biz bunun içinde değildik diye delili onlar koyuyor. Ya yani öbür tarafın koyabildiği bir şey yok. Bu insanların 15 Temmuz'la ilgili somut hiçbir delil yok. Biliyorsunuz mahkeme yargılamalar somut delillere bakar, ele bakar. Yani Asım suçlu diyor isen Asım'ın suçlu olduğuna dair bir delil, bir maddi somut ortaya koyman lazım. Delil ortaya koyman lazım. Koyamadıkları gibi askerler koyuyorlar. Başkaları lehine aleyhine. Diğer yargılamalarda işte silahların balistik incelemelerini koyuyorlar filan. Ama buna rağmen muhtemelen bu askerler yine salınmadılar. Yine devam ediyor. Yani bütün bu yargılamalar şunu gösteriyor aslında. Hani Ayşe Ateş davası da öyle. Ona girecek miyiz bilmiyorum. Yani Ayşe Ateş'in köşke çıkması, Cumhurbaşkanı'ndan adalet dilenmesi de aslında başlı başına bu ülkede adaletsizliğin olduğunu gösteriyor. Yani yargı ve adalet rehin alınmış durumda ve masum vatandaşların aleyhine bir sopa olarak kullanılıyor. Bu tabloda bunu açık ve net gösteriyor. Yani 15 Temmuz'da siviller masum, askerler suçlu değil. Askerlerin de %99.9'u Sami Selçuk'un dediği gibi masum. Bu ülkede asker sivil son 10 yıldaki bütün yargılamalar Türkiye'nin en iyi yetiştirdiği hukukçulardan birisidir Sami Selçuk. Sol görüşlüdür, seküler bir adamdır ama vicdan sahibi, dürüst bir adamdır. Görevdeyken de zannederim en çok sayılan, sevilen ve hukukun politize edilmesine en net duruş koyan adamlardan birisidir Sami Selçuk. Ve bugünlerde ihtimal 80'in üzerinde yaşı, belki 90'a yakın. Bir borcu yok. Yani bu yaşta bir adam huzurunu bozmak istemez ama söyledikleri çok doğru. Ne diyor Sami Selçuk? Bu ülkede yargılamaların %99'u zannederim politik yargılamaları kastediyor. Hukuksuzdur diyor. Geçersizdir, boştur, çöptür diyor yani. Sadece bu politik davalardan bahsetmiyoruz hocam. Aynı zamanda hırsızlık, gasp, cinayet vakalarına da baktığımız zaman orada ortadaki delillere rağmen insanların, işte zanlıların çok kısa bir zaman içerisinde topluma yeniden karışmaları da aslında hukukun tam olarak işletilmediğinin başka bir delili. Yani cezaları uygulayacak olsanız o adamın 15-20 sene çıkmaması icap eder. İçeride hayatının çürütülmesi icap eder tabir yerindeyse. Ama katiller sokaklarda geziyor ve yeni cinayetler işliyorlar. Bu da Sami Selçuk Bey'in sözlerini doğruluyor hocam. Yani cezaevi dediğiniz şey nedir? Cezaevinin temel felsefesi şöyle. Hani insan tarihinde geriye doğru gittiğinizde cezaevinin inşa edilmesinin sebebi şu. Topluma zarar verebilecek, diğer insanlara zarar verecek kişileri, bireyleri, eli silahlı, ne bileyim böyle şiddete yatkın, hırsızlık yapan, adam öldüren insanları zararsız hale getirmek, toplumu onlardan entegre etmek için bir yere koymaktır. Cezaevinin mantığı budur. Yani zararlı insanları evet, toplumdan ayırt etmektir. Ama şimdi tam tersi yapılıyor. En faydalı insanlar, öğretmenler, akademisyenler, gazeteciler, yazarlar, hanımlar, ev hanımları, anneler, en zararsızlar hapse dolduruluyor. Ama her 2-3 yılda bir en zararlılar tahliye ediliyor. Yani bir vatana ihanet varsa budur aslında. Hırsızların, evet, katillerin salınması ve işte hepimiz görüyoruz. Bu salınan değişik vesilelerle işte Covid gerekçe yapıldı, salındı. Covid'den önce bir daha salmışlardı cezaevlerini boşaltacağız diye. Bu insanlar her gün takır takır insan öldürüyorlar. Hala evleri soymaya devam ediyorlar. Her ne suç işlediyse yeniden onu işlemeye devam ediyor. Evet. Ortalama suçlunun psikolojisi de şu, haklı olarak. Hani sizde herhangi birisi suçlu olsa bu mantıkla hareket eder. Ya suç işlerimde ne oluyor? Bir adam öldürürüm, 6 ay yatarım, çıkarım. Bunun bana bedeli budur diyor. Dolayısıyla cezasızlık dediğimiz, impunity dediğimiz bir şey var. Ya, caydırıcılık yok. Yani cezanın maksadı insanlar dört duvar arasına atmak değildir. Hı hı. Dediğim gibi birincisi toplumu korumaktır. İkincisi de suç işlemeye eğilimli insanları caydırmaktır. Ben bunu yaparsam 10 yıl yatarım, 21 yıl yatarım, gençliğim gider diyerek onun yapmasını engellemektir. Bunun her ikisi de yok. İçeriye evet, suç masumları atıyorlar. Suçluları dışarıya çıkarıyorlar. Öte taraftan da suçlu olmanın bir bedeli yok yani. Adam evet, öldürüyorsun, 6 ay sonra çıkıyorsun. Hocam Sevinç Hanım, Sevinç Özarslan Twitter'dan paylaşmıştı.
Mutlaka siz de görmüşsünüzdür. Az önce dediklerinizi destekleyebilecek olan bir şey. Biliyorsunuz geçen hafta içerisinde yine çok ciddi operasyonlar yaptılar. Alayı valayla. Bu ülkede diyor ki Sevinç Özarslan, bu ülkede kafileler halinde kadınlar tutuklandı. Hala daha hukukla alakası olmayan sebepler yüzünden tutuklamalar devam ediyor. Ancak bu tarz videoları ki gösteriyor, kelepçeli başörtülü kadın fotoğraflarını artık medyaya servis etmiyorlar. Neden? Zulümlerini gizlemek. Çünkü AKP'liler bile bu görüntülerden rahatsız. Ne yaparsanız yapın, Allah'ın izniyle hepsini ortaya çıkaracağız ve haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz diyor. Neydi o görüntüler? Onları bir daha görelim. Görelim kıymetli seyirciler. Özellikle belirtmekte fayda var. İşte bu operasyonların ardı arkası kesilmedi. Daha geçen hafta Mahmut Hocam, daha geçen hafta Twitter'da işte space odaları oluyor ya, o odalara katılıp da Risale sohbeti dinlediği için, dini sohbet dinlediği için 6 tane kadın tutuklandı hocam. Bu Türkiye'de. Türkiye'de oluyor bu. Ben yolculardan birine bahsettim. You are kidding dedi. Şaka yapıyorsunuz, dalga geçiyorsunuz. Gerçekten inanmıyor insanlar buna. Buna ne diyorsunuz hocam? Ya işte adaletsizliğin en çarpıcı tablolarından birisi, hani kadınlara yapılması münhasıran, annelere yapılması, yani insanlık tarihi boyunca en zalim gördüğünüz insanlar kimlerdir? İşte Cengiz Han gibi insanlar. Kadınlara dokunmamışlar, yani zalimler. Kadınları istisna tutmuşlar. Bebekli kadınları ayrıca istisna tutmuşlar. Anneleri istisna tutmuşlar. Yani bu dönemde kadınları da kafileler halinde içeriye atıyorlar. Burada tabii benim de hani Sevinç Hanım sağ olsun çok takdirle izlediğim bir gazeteci ve bu dönemin kahramanlarından birisi olarak görüyorum. Nerede bu tür mağduriyetler varsa münhasıran kadınları, mağdur mazlum kadınları öne çıkarıyor. Çok takdire şayan güzel işler yapıyor. Ama bence bu tabloların daha acı tarafı şu: AKP iktidarının bunu yapması değil. Bir zalim iktidar bunu yaparken toplumun diğer kesimlerinin buna suskun kalması, dindarların susması, cemaat ve tarikatlerin susması, hala 28 Şubat üzerinden bir kısım evelemeler, gevelemeler yapan insanların bu tablolar ortadayken, en başta kendi yakınlarım olmak üzere, benim yakınlarımdan da bir sürü insan var, kendi tuzları kuru, işlerini yürütüyorlar, güya işte cemaatlerinde, tarikatlerinde ayinlerini yapıyorlar, ne bileyim hatmelerini yapıyorlar filan. Ama bu tabloları görmüyorlar. Yani bu açık bir ahlaksızlık, ilkesizlik. Yani Erdoğan'a denecek çok şey var zaten diyoruz da. Ama toplumun geri kalan, kendisini dindar, insaflı, vicdanlı diye tanımlayan, aydın diye tanımlayan insanlarına yuh olsun demenin dışında bir şey yok yani. Evet. Yine ben bir tweet atmıştım, bilmiyorum. Hangisi hocam? Yuh olsun diye bir tweet. Son attığım tweetlerden bir tanesi. Yani kadınlara böyle de, bakın hani insanları yüz binlerce masum olduğu halde hapse attınız. Evet. Yine Sevinç Hanım'ın paylaştığı cezaları bitti halde tahliye edilmeyenler. Onu alıntı yaparak bir tweet atmıştım. Hı-hı. Sevinç Hanım'ın o şeyini. Şimdi insanları tamam attınız, masum insanlar. Yani öğretmenler, hakimler, işte emekli imam burada. Kim? Halil Karakoç, zannederim Manisalı. 85 yaşında filan o da yani adam. Evet. Kendi ihtiyaçlarını göremeyen bir adam. Öbür taraftan Mustafa Başer. Kim bu? Hakim. Hangi hakim? Bir açıklaması var. Çok güzel. Bu yargılamalarla ilgili diyor ki açıklamasında, ben burada kendi hakkımı savunmuyorum. Hani yargıç güvencesi diye bir şey vardır. Yargıç güvencesi yargıç için değildir diyor. Onu çok güzel izah eden bir hakim bu. Yargıç güvencesi diyor, toplumun yargılanma güvencesidir diyor. Eğer siz başkalarını dokundurursanız yargıç siyasetin tesiri altında kalır diyen bu insanlar, yani şu o tabloda görülen insanlar, bakın mağdur edilmiş, hapse atılmışlar. Bir suçları yok zaten. Suçlarını bir de, yani hükümlerini bitirmiş adamlar ya. Artık lazım. Yani sen zulmen zaten hüküm vermişsin. Onu da bitirmiş. Öyle olduğu halde salmıyorlar ve insanlar hani toplumdaki diğer insanlar, aydınlar, gazeteciler, sindiremediğim, hazmedemediğim şey bu. Hani o kadınlar bir de böyle insanlar. Yani
yatarı da bittiği halde bu insanları hangi hakla, hangi mantıkla, hangi akılla salmazsın? Veya evet, bunun salınmamasına yani sen neden itiraz etmezsin? Mesela solcu, ulusalcı dediğimiz adamlar varsa bir vicdanı, Kemalist ulusalcıların, ya tamam zaten cezalandırmışsın adamı. Cezası bittiği halde bunun yatırılmasına sen nasıl vicdanen onay verebiliyorsun? Nasıl bunu destekleyebiliyorsun? Yani bu bir ikiyüzlülük ve bu yuf olsun denecek bir şey yani. Evet. Maalesef. Siz de zaten tweet'te öyle demişsiniz. Be insafsızlar, be vicdansızlar, be güç yalakaları. Masumlar hapse atılıyor, yapmıştır bir şeyler diyor, susuyorsunuz. Peki cezası bitmiş insanları rehin tutmalarına niye bir laf edemiyorsunuz? Yuf olsun susanlara demişsiniz. Ben de imzamı atıyorum hocam. Yuh olsun o insanlara, o susanlara, gözlerini kapatanlara, başlarını kumların dibine sokanlara. Yuh olsun, yuh olsun, yuh olsun. Bu kadar zulmediliyor. Ya sohbete katıldığı için, bir sosyal medyada sohbete katıldığı için insan nasıl tutuklanır? Sonra bir başka hadise daha var hocam. Biliyorsunuz Hakkari'de belediyeye kayyum atadılar. Doğru mu? Şimdi susmaya devam ediyorlar. CHP susmaya devam ediyor. Siz de onu kullanmışsınız zaten. CHP'nin yapması gereken şey belediye başkanlarını toplayıp, yönetimini toplayıp vesaire bunlara tepki vermektir. Ama tepki vermiyorlar. Tam aksine işte Erdoğan'la şöyle görüştük, böyle görüştük, o gidecek, o gelecek, biz bir daha görüşeceğiz. Bunlarla martaval okuyorlar hocam. Tam anlamıyla. Yani yerel seçimlerde AKP Erdoğan ciddi bir kayıp yaşadı, hasar aldı ve sağ olsun Özgür Özel aynen daha önce Baykal'ın yaptığı gibi, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi halkın bu iktidara verdiği kırmızı kartı öldürdüler. 2,5 ay mı oldu, ne kadar oldu? 2,5 ay içinde onu sönümlettiler ve tam Erdoğan'a Özgür Özel de bir koltuk değneği oldu. Toplumdaki o tansiyonu, o sorgulama duygusunu, o ümidi öldürdüler çok güzel bir şekilde. İktidar bu hale, yani Türkiye bu hale sadece Erdoğan'la gelmedi. Yani bunu koymak lazım. Muhalefetiyle, MHP'siyle, İyi Partisi'yle, Saadet Partisi'yle, CHP'siyle, suskun aydınlarıyla, gazetecileriyle geldi. Halka hakaret etmek kolay. Yani halka da bir şey diyebiliriz. Hani halkımız harika demiyorum hep ben. Bir demokratik kültürü var, çok etik, ahlaklı filan, dünyanın en iyi halklarından, öyle bir şey demiyorum. Ama bu tür durumlarda halk en son sorumlu tutulacak insanlardır. Aydınlardır, gazetecilerdir, yazarlardır, siyasetçilerdir, muhalefettir, ana muhalefettir. Bunlara yüklenmek lazım. Halk sonuçta dedi işte diyeceğini yani. CHP'yi evet, birinci parti yaptı. AKP'yi ikinci parti konumuna düşürdü. Sert bir uyarıda bulundu. Ama maalesef Türkiye'de aydın problemi var. Ümit Meriç, Cemil Meriç rahmetli hep bunun üzerinde durdu. Türkiye'nin en önemli problemi aydın problemi derdim. Evet. Omurgalı aydın yok Türkiye'de. Omurgalı yani da. İşte Ahmet Altan, Altan kardeşler falan gibi bir avuç insan, Ali Bulaç gibi, Mümtezar Türköne gibi bir avuç insanın dışında omurgalı aydın yok maalesef. Maalesef hocam. Hocam bir de Ayşe Ateş'ten bahsetmiştiniz ya, onu da ekrana getirelim aslında. Çünkü Türkiye'de hukukun nereye geldiğinin iyi bir göstergesi. Siz diyorsunuz ki Ayşe Ateş'in adalet aramak için saraya çıkması ironik bir Türkiye fotoğrafı. Biri can derdinde, öteki siyasi koz peşinde. Sen imkan oluşturdun, Erdoğan'a çıktın. Gariban vatandaş Erdoğan'a ulaşıp nasıl hak arayacak? Özgür Özel bile adaleti sarayda arıyor. Hukuk, adalet bu mudur demiş. Evet, Ateş gitmiş, Bayan Ateş ve Erdoğan'la poz vermiş kaçak sarayda. Yardım edin diye. Yani bu Ayşe Ateş'in yaptığı mazur görülebilir mi? Bilmiyorum Ayşe Ateş'in eğitimi ne? Hani hukuk nedir? Adalet nasıl işler? Bunu en basitinden algılayabilecek bir eğitimi vardır diye düşünüyorum. Yoksa mazur görürüm. Hani diyelim ilkokul, ortaokul, hadi lise mezunuysa filan mazur görürüm ama bir üniversite filan mezunuysa adaletin nasıl olması gerektiğini bilmesi gereken bir insandır. Hı hı. Anayasayı en azından ilgili maddeleri bir yerlerde karşına çıkmış, okumuştur. Yani adalet siyasetten bağımsızdır ve yargıya, mahkemelere
Cumhurbaşkanı dahil, yani anayasada hiçbir makam ve kişi diye geçer. Bunun içine Cumhurbaşkanı da dahildir. Hatta HSYK da dahildir. Yani hakim ve savcıların tepe noktası gibi görünen hiçbir kurum, makam, merci hakimlere talimat veremez. Yargı bağımsız işlemesi gerekirken tabi bu hanımefendinin belki can acısıyla yargıya gitmesi mazur görülebilir mi bilmiyorum ama bu tablo tam da Türkiye'de adaletin ne olduğunu gösteren bir tablo. Yani 50 yıl sonra veya bir süre sonra Türkiye'de bu dönemde adalet nasıl denildiğinde sadece şu tabloyu gösterseniz yargının nasıl işlediğini ortaya koyar. Kaldı ki Erdoğan da ne diyor? Çözeceğiz diyor. Hani bunu anladım. Ayşe Ateş'in acısı var. Kocasını kaybetmiş. Bir iddianame yazılmış. Aleme şenlik. Yani içinde sorumlular yok. Başka her şey var. İlkokul talebesinin yazacağı bir iddianame bile değil. Hukuki bir metin olmanın çok dışında. Peki Özgür Özel'e ne diyeceğiz? Özgür Özel Erdoğan'la gitti ve temel konularından birisi neydi? Gezi davasından yargılanan insanların bırakılması, salınması. Bunu kimden istiyor? Erdoğan'dan istiyor. Ya Özgür Özel, sen eczacı olabilirsin de bir partinin genel başkanısın. Yani hiç hukuk başlangıcı kitabı da mı okumadın? Hukukla ilgili asgari bilgin de mi yok? Adalet Cumhurbaşkanı'ndan aranmaz. Sen bunu ana muhalefet partisi lideri olarak gider, bu dönemin otoriter zihniyetinden, tek adamından adalet ararsan bunu tescillemiş olmaz mısın? Bunu da mı düşünemiyorsun? Yani bu kadar da mı kafan çalışmıyor? Bu kadar da mı bir analitik zekan yok, kıyaslama imkanın yok? Bir gezici olsun, kim olursa olsun, ister kardeşin olsun, ister anan bacın olsun, adalet istemek için köşke gidiyorsan, yani bu adaletin orada olduğunu tescil anlamına gelir. İronik evet. Bir durumdur. Bu aynı da... zamanda bunu sen de perçinliyorsun demektir. Yani evet. Bu yanlış işleyişi, bu zulüm düzenini, bu anayasaya, hukuka aykırı düzeni sen meşrulaştırıyorsun ve teyit ediyorsun, tescilliyorsun evet. Yani. Senin kurduğun sistemi, düzeni ben kabul ediyorum. Tamam, hukuk arayacaksak tabii. Da senin kapında arayacağız. Ne olur paşamız, padişahımız, kralımız sen çok yaşa. Bu odur yani. Başka bir şey değildir hocam. Yani Özgür Özel'in onu yapmadığı gibi Ayşe Hanım'ın mesela gidip sarayda adalet aramasını gümbür gümbür sorguluyor olması lazım şu an. Ne demek? Adaletin aranacağı merci saray mıdır diye. Bu absürtlüğe bütün muhalefetin, bütün aydınların şimdi gümbür gümbür dikkat çekmesi lazımdı. O kadının düşürüldüğü acize. Evet.